Kendi topraklarımızda ben Türk'üm, ben Müslümanım diyemedim büyüdük. Çünkü Türk olmak, Müslüman olmak yasakmış. Evet, Doğu Türkistan diye bir toprak var. O toprak Türk dünyasının ata toprağıdır. O toprak bizim kan toprağımızdır. O toprak bizim dedelerimizin ve bizim tarihimizin bize emanet bıraktığı bir topraktır. Sizlerin bize emanet bıraktığınız bir topraktır. 1933. yılı Doğu Türkistan'da 13 milyon nüfus varken Türkiye'de 14 milyon nüfus vardı. Şu anda Türkiye'de 80 milyondan fazla nüfus var. Ama Doğu Türkistan'da 25 milyon nüfus var. Yani bizim çoğalmamız lazımdı ama gündün güne bizi azaltıyorlar. 2008. yılı bizden 35 milyon nüfus vardı. Bu 10 sene içerisinde bizim 25 milyon nüfusumuz kaldı. Arar gibi 10 milyon nüfus nerede? Şehit ettiler. Bunu düşünmeyin. O 10 milyon nüfus kendi toprağını bırakıp kaçtı mı, yoksa terk etti başka ülkeler gitti mi diye bunu düşünmeyin. Çünkü biz Türk'üz. Hiçbir zaman kendi topraklarımızı bırakıp kaçmadık. Biz Türk olmaktan, Müslüman olmaktan bedelini kan ile ödedik. Hep kan ile ödüyoruz. Çünkü Türklerde şu söz var. Ölmek var, dönmek yok diye. Biz hep ölümünü seçtik. Hiçbir zaman dönmedik. Doğu Türkistan'da her bir aileye bir tane Çinli ajan yerleştiriyorlar. Erkek. O ailede bir tane bizim erkeklerden yok. Erkeklerin hapisi hapishanede. 3 milyondan 5 milyona kadar bizim Doğu Türkistanlı kan kardeşlerimiz hepsi hapishanede kalıyorlar. Onların hiçbir suçu yok. Sadece suçu Müslüman olmak, Türk olmak. Ama ailede şu bize ajan olarak gelen o Çinli, bizim ailede bizim kız kardeşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız var. Onlara tecavüz ediyor, baskı yapıyor. Zorla Çinlilerle evlendiriyor. Biz onlara engel olmak için her şeylerini yaptık ama hiçbir şey yapamadık. Evet, Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de orada savaş var. Onlar da bizim din kardeşlerimiz. Ama onların elinde silah var. Savaşabilir. Taş atacağım ise taş da atabilir. Ama bizde hiçbir şey yok. Silah da yok, atacak taş da yok. Çünkü tırnak makası kadar her şey yasak. Bıçaklarımızı normal evde yemek yapacak bıçaklarını mutfaklara, duvarlara zincirliyor. Üstünde TC kimlikler var. 1. Aralık İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş yaptık. Yürüyüşteki amacımız Doğu Türkistan'daki şu kan kardeşlerimizin, din kardeşlerimizin sesini duydurmak. Onlar kendi nefesini de kendi istediği gibi alamıyor. O kadar özgürlüğü yok. Ama biz bu özgür ülkede yaşıyoruz. Burada kendi istediğimiz nereye gelse gidebiliriz. Sesimiz de yüksek çıkıyor. Biz bu durumdayken onların sesini duydurmasak, onların sesini dünyaya anlatmasak bizge yazıklar olsun. Çocuklarımızın anne babaları yok. Anne babaları hepsi hapishanede. Çocuklarımız soğukta dışarıda sağ çıkacak, kimse soğukta donarak ölüyor. Sizler de günde sosyal medyalarda gördünüz olabilir. Yani bu zulümlerin sizge günlerce, yüzler, senelerce size anlatsam da anlatamam. Bitiremem. Onların bize yaptığı bu işkencelerini biz senelerce sizlerge anlatsak da bitiremeyeceğiz. Müslüman diyersiniz, biz elhamdülillah biz Müslümanız. Türk diyersiniz, biz Türk'üz. Hiçbir zaman Türklüğümüzden vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Türkiye'ye giriştiki amacımız sizi bizim için savaşın diye gelmedik. Bizim için maddi manevi durumda yardım edin diye gelmedik. Biz istemiyoruz. Sadece bizim için şu Doğu Türkistan'da yaşayan şu kan kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz için seslenin diye geldim. Türk olmak o kadar kolay değil. Cephenizde taşıyan şu cüzdanın üstünde şu Türk kimliğini taşısanız siz Türk olmayacaksınız. Türklükle taşımak vicdan, kan bile, insaf bile. Bunu taşıyacağız.
yürekliler taşıyacağız. Türk oldum diye kimlikle götürürken kimse Türk olmaz ki. Ona bir yiğit gidecek. Onun bedelini ödeyecek. Bu topraklara bizimki şu şehitlerimiz, şu dedelerimiz, şu tarihteki şu dedelerimiz kanla aldılar. Şu toprağını kurdular. Bize sahip çıksın diye bu toprağını bize amanet ettiler. Ama biz kendi topraklarımızı, kendi annemiz, bacamızı da sahip çıkarmıyoruz. Türk diyorsunuz, biz de Türk'üz. Bizim bu damarlarımız akkan kan Türk'ün kanıdır. Dinimiz İslam. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Suriye, Filistin sizin bir kere namusunuz olsa, biz Doğu Türkistan'daki sizin kan kardeşiniz ve din kardeşiniz sizin bin kere namusunuzdur. Bunu düşünmeyin. Bunu düşünmeyin. Biz buraya ya koltuk peşinde ya da bir başka bir şeyin peşinde gelmedik. Biz burada Doğu Türkistan'daki şu kan kardeşlerimizin günde yüzlerce, binlerce kişiler ölüyor. Şunların sesini duydurmak için buraya geldik. Ama burada ne oluyor? Kendi koltuğunun peşinde, para pulunun peşinde. Ya az bize az olsa da biz insanız. Türk ne istemem tamam. Müslümanlık ne istemem tamam. Ama insanlık var burada. Köpek gide herkes sahip çıkıyor. Bir köpek aç kalsa da köpeğe sahip çıkıyor, su veriyor. Biz köpekçilik değil miyiz? Ha? Biz sizlerin kan kardeşimiz değil miyiz? Din kardeşlerimiz değil miyiz biz? Şu Doğu Türkistan'daki annemiz, bacamız, kız kardeşlerimiz sizlerin orada annemiz, bacamızdır. Onlara sahip çıkmak herkesin burada duran, herkesin iki boyunu borcudur. Biz şu Doğu Türkistan'da Türk olmaktan, Müslüman olmaktan bedelini 8 yaşın, 80 yaş kişi herkese ödüyorlar. Herkes ödüyorlar. 25 milyon nüfusumuz vardı, 3 milyondan 5 milyon hepsini attılar hapsine. Bizi bitirmeye çalıştılar, dilimizi bitirmeye çalıştılar. Dilimizi bitirmeye çalıştılar. Her şeyimizi bitirmeye çalıştılar. Ama yapamadı. Onların tamam silah güçlük, ekonomik güçlük, nüfusu çok. Onlar güçlük olabilir. Ama onlarda inanç yok. Bizde Allah'ımız var. Allah'tan başka sahibimiz yok. Ondan kalırsa... Allah'tan başka sizler var. Sizler bize kan kardeşimiz, din kardeşimiz diyerek sizlerden rica ederek geldik bu ülkeye. Yanlış düşünmeyin. Biz ne kadar para pul kazanalım, ne kadar zengin olalım, aynı şu yerin dibine gireceğiz. Bir tane çarşafla. Kazandığımız para pul koltuk hepsi kalacak. Her şey kalacak. Allah'ın önünde bunun hesabını herkes verecekler. Sadece namaz okarak cennete girmeyeceksiniz. Müslüman olmaktan farizi çok. İnnemel mu'minune ve ekfe diyor. Müslüman, Müslüman. Kardeştir demektir. Birbirine sahip çıkmaktır demektir. Nerede bu birbirine sahip çıkmak? Nerede bu Müslümanlık? Nerede bu adalet? Nerede bu kan kardeşlik Türk? Nerede bu? Nerede kaldı? Suçumuz Türk olmak. Arap olsaydınız hepsi sahip çıkardı. Niye Türk oldunuz? Mesela onda değil. Mesela onda değil. Doğu Türkistan'ın sınırı mı bizge uzak yoksa bizim vicdanımız Doğu Türkistan'dan mı uzak? Şu yataklarımızda rahat rahat yatarken, şu bir bardak suyunu içerken, şu saniye dakikalarda Doğu Türkistan'da neler oluyor biliyor musunuz? Onlarca yüzlerce kişiler ölüyor. Binlerce yüz binlerce kişiler hapsine katılıyor. Buna bu dünya görürken de görmezsen geliyor. Gözünü kapatıyor. Üç maymun oyunu oynuyor. Kusura bakmayın. Sesim yükselip çıkıyorlar. Canınızı sıkıyorum galiba. Ama ben bunu söylemek zorundayım. Seslenmek zorundayım. Kendim mi diyorum, yazıklar olsun Erşid'in sana diyorum kendime. Neden? 4 sene oldu Türkiye'ye geldim. Zaten gelemezdim Türkiye'ye. Annem Türkiye'de vefat etti 2014. Annemle vefat etti bahanesi bile. Zaten pasaport almak çok zordu. 2015 pasaportumla aldım annem vefat etti diye. Geldim. 4 senedir beri zaten 75 senedir beri bu zulüm vardı. Bu 4 sene burada özgür yaşadım. İstediğimi yaptım. Ticaretimi yaptım. Neden şu zulümde kalan kardeşlerimizin sesini neden duydurmadım önceden? Bu 4 senedir beri ben ne yaptım?
kendim yazıklar olsun diyorum. Bana şu sunlarını sesini duyurmadan bu içtim bir bardak su da bana haram olsun. Ben bu yola çıktım. Sonuna kadar gideceğim. Sonuna kadar gideceğim. Ölsen de bu yolda hiçbir zaman dönmem. Halal olsun şu topraklarım için canım çıksa. Sadece benim kendi canım ne değil. Ailemin canını da vereceğim buna. Ailemin canını da kurban olsun. Biz 1. Aralık İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek geldik 11 gün. Arkadaşım Ali Zulfikar'ıyla. Arkadaşımın işini 12 gün önce hapishaneye attılar. Hiçbir suçu yok. Sadece telefonda konuştu diye. Çocuğum nasıl sen diye. 11 yaşlı çocuğu var. Nerede? Kimde kalır? Hiçbir şeyden haberi yok. Şu arkadaşımızın ailesinden 40 kişi akrabalarının hapisinin kapısına attılar. Onlar kendi köyünden öbre bir köye geçen bir insanlar değil. Onlarda hiçbir suçu yok. Bu adamın da başka bir suçu yok. Sadece bir telefonda konuşuyor. Nasılsın anne? İyi misin? Sadece. Oğlum Türkiye'ye demiş diye. Türkiye'ye gelmek bir suç oldu. Kardeşlerimizin yanına gelmek bir suç oldu. Bakın, biz ne terörist ilan ettiler. Terörist ilan ettiler. Biz nasıl terörist olduk? Vicdanımıza sahip çıktık. Namusumuza sahip çıktık. Dinimizi koruduk. Dilimizi koruduk. Türklerimizi koruduk. Bizim terörist ettiler. Evet biz terörist. Biz bunu korarak terörist olursak evet biz terörist. Kendi vicdanımızı korarak, dinimizi, dilimizi, Türklüğümüzü, imanımızı korarak biz terörist olsak evet biz terörist. Lütfen. Sizlerden şunu rica edeyim. Burada konuştuklarımız sadece burada reklam yüzünde kalmasın. Bu kulağımızdan girip buradan çıkmasın. Bunu herkese duydurmak şu an ben sizlere duydurdum. Bunu siz başkalara duydurmak sizlerin boynunuzun borcudur. Eğer bunları duydurmazsanız şu yataklarınıza rahat rahat uyuyabilirsiniz. Rahat rahat yemeği yiyebilirsiniz. Yazıklar olsun. Başka bir şey diyeceğim yok. Şunu söyleyeyim ki bu Doğu Türkistan meselesi sadece İYİ Parti'nin meselesi değil. Ya da bir ülke uçaklarının, ya da bir alparan, ya da bir dernek, ya da bir partinin meselesi değil. Bu Türklük meselesi, kan meselesi, din meselesi, insanlık meselesi. O yüzden burada bizim amacımız, bizim kan kardeşlerimiz ben Türk'üm diyen, ben Müslüman diyen herkese duydurmak bu sesini. Herkese hep beraber bir olalım, biz olalım. İnşallah ses olalım, sesimiz daha yüksek çıksın. Şu zuluma karşı dur demeye geldim. Allah hepinizi razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin orada yaşayan insanların uğradıkları kadre, ihanete ve zulüme bir türlü dönüp yüzünü bakmamaktadır. Ama yanı başımızda iç karışıklığa sebep olmuş Suriye Arap Cumhuriyeti ile ilgili hassasiyetini orada yaşayan insanların kendi iç karışıklıklarından mütevellit düştükleri durumu çok hassasiyet göstererek ülkenin sınırlarını kapılarını açmış yaklaşık 9 yıldan beri de bu ülkede misafir edilmektedir. Eğer siz Suriye mültecilerine 40 milyar dolar harcıyorsanız bugün ekonominizin kırılgan haliyle de bunları göğüsleyebiliyorsanız o zaman 40 milyar dolar para harcamak Suriyeliler için yeterliyse ve Suriyeliler için gerekliyse sizin ekonomik büyüklüğünüzü şöyle tasnif etmek ve düzenlemekte fayda vardır. Çin'le olan münasebetinizi, ekonomik münasebetinizi derhal kesmek zorundasınız. Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere Doğu Türkistan'daki katliamın ve uğranılan zulmün fotoğrafları Birleşmiş Milletler tarafından elde edilmiş fotoğraflardır. Bunları sizle paylaşıyorum.
Bunlar simetrik olarak Türkistan'ın her bir bölgesinde aynı tip zulümhanelerdir. Hapishane demiyorum buraya, zulümhanedir buralar. Çünkü insanların günlük yaşantısındaki erkeklerin sakal bırakması, kadınların örtünmesine karıştıkları gibi verilen Türkçe ve İslami isimlerin, Arap isimlerinin yasaklanması söz konusudur. Düğünlerinizde alkol almak durumundasınız. Alkol içeceksiniz, alkol kullanacaksınız diye söyleniyor. Zulm ile hiçbir dünyanın hiçbir yerinde kimse abad olmamıştır. Devlet de, millet de, teşkilatlar da zulm ile abad olamayacaklardır. Göreceksiniz, İYİ Parti iktidarında Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığında dünyanın neresinde olursa olsun ve dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun yaşayan hiçbir Türk esaret altında kalmayacaktır.